Arkadaşlar merhabalar. C# Ayçiçeği kayıt pansiyon uygulamamızın bugün 7. dersini gerçekleştireceğiz. 6. dersi de tamamladık. Nerede kaldık? Verileri görüntüleme işlemine giriş yapalım bugün. Bir form oluşturalım. Oluşturduğumuz formda verileri görüntüleme işlemi yapalım. Ben dersten önce kayıt yaparken, bu ders şu an ikinci kez kayıt alıyorum. Oluşturmuş olduğum bir form vardı. Küçük bir hata aldım. Ramazan, oruç, sıcaklar falan, o yüzden malum, kusura bakmayın, hoş görün artık bu tarz küçük şeyleri de. O yüzden yeniden kayıt alıyorum. Şimdi daha sakin, daha serin bir havada 7. dersimizi gerçekleştiriyoruz. Şöyle önce o formu sileyim. Ben neydi? FRM müşterilerdi. Şurası delete edeyim. Siz hiç görmemiş sayılın orayı. Ondan sonra SQL'i açıyorum. SQL'i açtım. Şimdi SQL'i açtım. Connect dedim. Bağlan dedim. Bağlandı. Açayım hemen veri tabanım ve tablomu. Veri tabanım ve tablomu da açtım. Şimdi verileri görüntüleme işlemi yapacağız. Şurada da new form 1 vardı. Bunu da silelim. Birazdan düzeltiriz. Şimdilik neyi çağırsın? Şimdilik FRM ana formu çağırsın. Önce ne yapalım biliyor musunuz? İlk olarak verileri görüntüleyeceğimiz formu oluşturalım, ama oluşturmadan önce bir müşteri daha ekleyelim. Ondan sonra şurada bir hata aldım. Neden? Form şey yok diyor. FRM müşteriler yok diyor. Ben dördüncü butonda eklemiştim. O yüzden hata veriyor. Şurayı açıklama satırı haline getirdim. Ondan sonra neresiydi? FRM ana formu. Buradan müşteriler butonuma tıkladığım zaman müşteriler formuna beni gönderecek. Önce bir tane daha kayıt oluşturalım. Ondan sonra formumuza geçiş yapalım. Yeni müşteri diyorum. İlk müşterimizin ismi neydi? Şöyle bir bakayım neymiş ilk müşterimizin ismi. Edit Tab 200 Rows. Geçen ders düzeltmiştik diye hatırlıyorum şeyleri, hataları. Baran Yücedağ, özür dilerim. Şuna da bir bakmam şu an gerekiyor. Emin olamadım. Geçen ders, 6. derste düzelttik mi hataları? Şöyle bir ilerleteyim videoyu. Tamam, düzeltmişiz. Evet. Turunket falan kullanmıştık çünkü. Şöyle. Ben de videoyu arada bir kontrol ettim. Şimdi kayıt girelim. Ne girelim? Ne girmişiz? Bir bakalım. Murat Baran Yücedağ girmişiz. Bu kez ne girelim? Ayşe Yıldız girelim. Ayşe Yıldız. Cinsiyeti buradan seçelim. Cinsiyeti ne olacak? Bayan. Telefon numarası girelim işte. 521 123 45 67. Mail girelim. İşte Yıldız Ayse@gmail.com olsun. Kimlik numarası 4 tane şey olsun. 101 nolu. O da ücreti de İşte 26 Haziran'da çıkış yapsın. Müşteri kaydı yapıldı dedi. Durdurdum burayı. SQL'e gittim. Sağ tuş yaptım. Execute SQL dediğim zaman bu şekilde 2 nolu ID'ye ne yaptı? Ayşe Yıldız'ı atadı. Yalnız bunun TC kimlik numarası ikisi de aynı olmuş. Burayı değiştirelim. Burası da 2 olsun. Yeniden Execute SQL dediğim zaman bir nevi refresh yerine geçtiğini söylemiştim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi önce bir form oluşturacağız. Yeni bir form. Bu forma ne yapacağız? Verileri görüntüleme işlemi yapacağız. Siz data grid kullanabilirsiniz. Ben list view kullanacağım. Tamamen bir alışılagelmiş kullanım alışkanlığı diyelim. Kullanım alışkanlığı olan bir durum. Ben list view ile verileri çekiyorum. Siz data grid view kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış şeyler. Proje kısmına geliyorum. Add Windows Form diyorum. Buradan yeni bir Windows Form'u ekleyeceğim. Ne olsun ismi? FRM müşteriler olsun. FRM müşteriler. Burada ne yapacağım biliyor musunuz? Yeni yani, gelen müşterilerin bilgilerini tablo halinde görüntüleyeceğim. Büyütüyorum bunu. Büyüttüm formu. Burada text kısmında şey olan müşteri bilgileri diyelim. Şurada text kısmına müşteri bilgileri dedim. Formun kendi ismi ise FRM müşteriler. Şimdi ilk olarak ne yapacağım biliyor musunuz? Bir tane list view ekleyeceğim. Liste görünümü anlamına gelen benim aracım. Aşağı doğru büyüttüm. Şurada properties de kapatalım. Şöyle sağa doğru da büyüteceğim onu. Sağa doğru da büyüttüm formumu. Şu şekilde sığdırdım. Şimdi list view'in sağ üst köşesinde play ikonuna benzeyen bir ikonum var. O ikonuma tıklıyorum. Karşıma şöyle küçük bir pencere geliyor. List view'in bazı özelliklerinin değiştirilebildiği bir pencere bu. Burada 3 tane üstte alan var. İşte edit items, öğeleri düzenle, sütunları düzenle ve grupları düzenle şeklinde. Benim burada kullanacağım
alan ilk olarak sütunları düzenleme. Ne demek sütunları düzenleme? Mesela Edit Columns deyin. SQL'e geldim. Amacım şu tabloda olduğu gibi bir tablo oluşturmak. SQL'in bu alanı gibi bir tablo oluşturmak istiyorum. İşte sırasıyla müşteri ID, adı, soyadı, cinsiyeti vesaire. Hepsini tek tek sütunlara bölüp o sütunların ilgili, o sütuna karşılık gelen verileri çekmek istiyorum. Kaç tane alanım var? Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giriş tarihi 10 ve çıkış tarihi 11. Hemen 11 tane ekliyorum. 11. Şimdi hemen bunların text kısımlarını da değiştiriyorum. Yine hiyerarşik bir atama sistemi olacak. Tıpkı nerede olduğu gibi tıpkı şöyle no diyelim. Şeyde olduğu gibi, insert into'da olduğu gibi. Sonra adı, soyadı diyelim. Ondan sonra ne geliyor? Cinsiyet, telefon ve mail geliyor. Cinsiyet, telefon, mail. Cinsiyet, telefon ve mail geliyor. Ondan sonra neler geliyor? TC kimlik ne? Oda no ve ücret geliyor. TC yazalım. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. TC. Oda no. Sonra ne geliyor? Ücret, giriş tarihi ve çıkış tarihi. Hemen onları da yazalım. Şimdi burada Türkçe karakter kullanmanızda herhangi bir problem olmaz. Neden? Çünkü sadece başlıklara atama işlemi yapıyoruz. Hani normalde de zaten Visual Studio'da genel olarak Türkçe karakter kullanımında sıkıntı olmuyor. Ama biz işi biraz daha profesyonelliğe dökmeye çalıştığımız için Türkçe karakterden elimizden geldiğince kaçınıyoruz. Ama buradaki şu column header'ların yani sütun başlıklarının text alanları birer etiketi temsil ettiği için hani label'ın etiketleri gibi düşünebilirsiniz. Bu etiketlere karşılık gelen değerlerde de Türkçe karakter kullanılmasına herhangi bir problem olmaz. Buraya ne diyorum? Giriş tarihi diyelim. Giriş tarihi demeyelim de g.tarih diyelim. Buraya da ne diyelim? Buraya da ç.tarih diyelim. Burası da çıkış tarihi olsun. Şimdi okey dedim. Okey dedikten sonra karşıma alanlarım gelmedi. Neden? Çünkü görünümü details yapmam lazım. Details yaptığım zaman bu şekilde ne oldu? Alanlarım bana gelmiş oldu. Adı, soyadı, cinsiyet, telefon, mail adresi, oda no. Şimdi şurada neyi küçültebiliriz? Soyadını biraz daha büyütelim. Cinsiyet fena değil. Telefonu biraz daha büyütelim. Maili biraz daha büyütelim. TC biraz daha büyüsün. Oda no büyümesin. Ücret büyümesin. Giriş tarihi ve çıkış tarihini de çok az büyütelim. Şimdi zaten sığmadığı zaman dikey ya da yatay olarak kaydırma çubukları da ne olacaktır? Karşımıza listeye gelecektir. Peki bunları nasıl görüntüleyelim biliyor musunuz? Ben diyorum ki bunları bir tane butona mı yazalım? Önce bir butona yazalım. Gerekirse şeye de yazarız. İsmi neydi? Formula adına da yazarız. Şimdi şu kodları bir çalıştırmak istiyorum. Eğer kodlarım çalışırsa tasarımını yapacağım. Ondan sonra tasarıma geri döneriz. Önce bir sadece verileri listeleme kodlarımızı yazalım. Ondan sonra tekrar ilgili alana dönüş yaparız. Şimdi ilk olarak ne yapalım biliyor musunuz? Bağlantı adresimizi alalım. Bağlantı adresi ne işe yarıyor? Bizim C# ile SQL'i ilişkilendirmeye yarıyor. Yani bir bilgisayarın oluşturduğu bir bağlantı adresi var. Lokal server'ın adresi diye de düşünebilirsiniz. Nasıl alacağım onu? Şu şekilde bakın. Project kısmına geliyorum. Add Windows Form demeyeceğim. Bir dakika. Project kısmına geliyorum. Add New Data Source. Yeni bir veri kaynağı oluştur diyor. Choose a Data Source Type diyor. Bir veri türü tipi seçin diyor. Biz database kullanacağız. Yani veri tabanı. Dataset olarak kullanacağız. Okey dedim. Ondan sonra bakın. Karşıma şu an ben biraz önce dersten önce seçtiğim için bana en son seçtiğim alanı getirdi. Biz burayı yapmıştık değil mi? Insert into'da yapmıştık. Evet evet. Insert into'da yapmıştık. New Connection diyelim. Zarar yok. Yeniden görmüş olalım. Şurada sağ tuş özellikler diyelim. Özellikler dediğim zaman name alanı karşıma geldi. Sağ tuş kopyala dedim. Aldım. Kopyaladım alanı. Server name'e yapıştırdım. Select or enter a database name diyor. Burada bir veri tabanı ismi seçiyoruz. Ayçiçeği pansiyonu aldık. Okey dedim. Connection string. Burası bağlantı adresi. Bağlantı adresimi kopyaladım. Cancel dedim. Ve çıkış yaptım. Vcode diyelim. Bir şuraya en alta bir bağlantı adresini yapıştıralım. Bu burada kalsın. Şimdi butonuma çift tıklıyorum. Butonumun içerisine yazacağım. Butonumla beraber gelmesini istiyorum verilerin.
Yine insert into'da olduğu gibi önce kütüphanelerimizi bir yazalım. Using system.data.sql ile using system.data.sql client. Ondan sonra şuraya SQL connection'ımızı oluşturalım. SQL connection bağlantı eşittir new SQL connection parantez çift tırnak yapıştırdım adresimi noktalı virgülümü koydum. Bu kez slash kullanmayacağım. Ne kullanacağım? Başına bir tane at kullandım ve noktalı virgülümü koydum. İndim alt satıra. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir tane erişim belirleyici oluşturacağım. Erişim belirleyicinin ne olduğunu yine form derslerinde detaylı bir şekilde anlatmıştık. Erişim belirleyici ne işe yarıyor? Şöyle kısaca bir değinelim. Biraz da somut bir örnek vermiş olalım. Bir durumunuz var, tamam mı? Yazmış olduğunuz bir kod parçacığı var. O kod parçacığını pek çok yerde kullanmak istiyorsunuz. O zaman ne kullanmanız gerekiyor? Erişim belirleyici kullanmanız gerekiyor. Mesela şöyle düşünün. Bir kavanoz bilyeniz olduğunu varsayalım. Hani o bilyeleri avcunuzun içinde mi tutmak kolay olur yoksa kavanozla taşımak mı? Tabii ki kavanozla taşımak kolay olacaktır. Ve ihtiyaç duyduğunuzda o bilyeleri kavanozdan çıkarıyorsunuz. İşte kavanozu alıp herhangi bir yere koyduğumuz zaman bu bizim kısmen erişim belirleyicimiz oluyor. Ne olduğunu komutlar ilerledikçe daha net bir şekilde anlayacaksınız. Private void diyorum. Erişim belirleyicimi yazıyorum. Erişim belirleyicimin ismi verileri göster olsun. Parantezimi açtım. Kapattım. Süslü parantezimi açtım. Şimdi verileri gösteri çağırdığım zaman hangi komutları gerçekleştirecek? Şu komutlar. Önce kapalı olan bağlantımı bir açtım. Bağlantı.open dedim. Sonra alt satıra indim. Ne yazacağım peki şimdi? Şimdi bir SQL komutu yazacağım. SQL command komut eşittir. New SQL command parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde ne diyeceğim? İçine ekle pardon içine ekleme komutu şeydeydi insert into. Şimdi verileri çek diyeceğim. Hangi verileri çekecek? Select yıldız from. Select ne demek? Seç. Yıldız tümünü from İngilizce'deki den'dan iki. Şuradan seç. Nereden seçecek? Musteri ekle adlı tablomdan. Musteri ekle adlı tablomdan seçecek. Buraya bir virgül bağlantı koyup ne yaptım? Bu komutumu bağlantımla ilişkilendirdim. Ondan sonra diyorum ki SQL data reader. SQL verilerini oku. Oku eşittir ne olsun? Komut nokta execute reader olsun. Ne yapıyor? Girilen parametreleri okuyor. Okuduktan sonra bir tane while döngüsü oluşturuyorum. While oku nokta read. Oku komutum çalıştığı müddetçe parantezimi açtım. Kapattım. Süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Oku komutum çalıştığı müddetçe ne olsun? Hadi gelin yazalım. Bir tane listeye item nesnesi oluşturalım. Listeye item. Ekle. Eşittir new list diye item. Ondan sonra ekleye sırayla şimdi alanlarımı atacağım. Ne özelliği kullanacağız burada? Dikkat etmeniz gerekiyor. Bir veri yapısı mantığı kullanacağız. Kök düğüm ve onun çocukları. O yüzden ne yapacağız? Birinci değerimiz ekle nokta text olacak. Ekle nokta text eşittir. Oku komutum çalıştığı müddetçe köşeli parantez çift tırnak. Geldim buraya ne olacak? Musteri id. Musteri id. Peki bunu ne olarak kaydet? Nokta toString. String olarak kaydet. Şimdi burası benim kök düğümümdü. Bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra çocuklarını oluşturacağım. Ekle nokta subitems nokta et ya da alt öğeleri olarak da düşünebilirsiniz bunu. Oku komutum çalıştığı müddetçe adini bana ne yapsın? Yazdırsın. Nokta toString dedim. Parantezimi açtım ve kapattım. Ekle nokta subitems nokta et adi dedim. Şimdi bu alanımı kopyalıyorum. Tablomda kalan bütün alanlar için tek tek yapıştır şey yazacağım. Şöyle birkaç tane yapıştıralım. Adı dedikten sonra başka ne diyeceğim? Soyadı diyeceğim. Soyadı. Soyadından sonra başka neler geliyor? Bir sırayla bakalım. Cinsiyet, telefon ve mail. Cinsiyet, telefon, mail diyelim. Mail dedikten sonra ne var sırada? TC, o da no. TC Türkiye Cumhuriyeti söylemekten korkmayın. Türkiye Cumhuriyeti kimlik no. Sonra odan sonra neler geliyormuş? Ücret, giriş tarihi ve çıkış tarihi. Ücret diyelim. Ondan sonra şuraya giriş tarihi diyelim. Giriş tarihi ve son olarak hemen altına geldim. Ekle nokta sub items nokta et oku parantez içerisinde çıkış tarihi. Burayı da yazdım. Ondan sonra bunları ne yapacağım? Ekle adlı nesnemi listeye ve ekleteceğim. Listeye bir nokta items nokta items nokta et parantez içerisinde ekleyi ne yapsın bana eklesin. Noktalı virgülümü koydum. Şurada döngümün dışına geldim. Bağlantımı kapattım ve butonumun click event'i içinde de verileri göster adlı erişim belirleyicimi çağırdım. F5'e bastım.
müşterilere gitmedi. Çünkü henüz müşterilerin komutu mevcut değil. Hemen onu yazalım. Şurada nereye gidecek? Yeniden yazalım. Zararı yok. FRM müşteriler. FR işte new FRM müşteriler. FR.show olsun. Çalıştırdım. Müşterilere gitsin. Butonuma bastım. Bu şekilde ne yaptı? Bana adı, soyadı, cinsiyet, telefon, mail, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, oda numarası, ücret, giriş tarihi ve çıkış tarihini vermiş oldu. 2 tane 101 oldu. Onu da düzelteceğiz. Bir kişiye aynı oda verilmeyecek. Ama eski müşterilerin kaydı da silinmeyecek. Onlar da veri tabanında kalacak. Peki yeni müşterileri nasıl göreceğiz? Mesela bir odanın boşalma durumunda neler olacak? İlerleyen videolarda onları da inşallah anlatacağız. Bir bakayım kaç dakika olmuş. 15 dakika olmuş. 16. dakikaya girmek üzereyiz. O yüzden sizi de çok sıkmak istemiyorum. 7. derste burada tamamlayalım arkadaşlar. 8. derste şuranın tasarımına bir el atarız. Ondan sonra 9. derste diğer komutlarla devam ederiz. 8. derste biraz daha tasarım çalışırız. Kısa bir videoda 8. ders için hazırlarız. O zaman 8. derste görüşmek dileğiyle. Ben de gidip gönül rahatlığıyla şöyle bir bardak suyumu içeyim. Siz de bu dersten sonra böyle buz gibi bir bardak su, kola, meyve suyu, güzel bir meşrubat için. Hadi 8. derste görüşürüz.